Kimi koltuğunu eşine devretti, kimi CHP genel başkanının eniştesi ya da CHP milletvekilinin kayınbiraderiydi. Kimi yolsuzluktan yargılanırken atandı, kimi de bir kişinin oyunu alarak rektörlük koltuğuna oturdu. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in atadığı rektörler. Profesör Doktor Ural Akbulut'un ismi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında dönemin genel başkanı Deniz Baykal'ın yerine kürsüye çıkarak hükümeti eleştirmesiyle gündeme geldi. Bu çıkıştan kısa bir süre sonra 7 Temmuz 2004'te ODTÜ'ye rektör olarak atandı. Akbulut, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eniştesi ve CHP Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşyar'ın da kayınbiraderiydi. Rektör Akbulut'un katsayı engeline takılan başörtülü öğrenciler için kullandığı "Bunlar ODTÜ'yü, Boğaziçi'ni falan kazanmış değiller. Düşük puan aldıkları için yurt dışına gidiyorlar." sözleri hala hafızalarda. Kendisinden başka sadece bir kişinin oyunu alan Bahri Gökçebay, 2005 yılında yine Ahmet Necdet Sezer tarafından Kastamonu Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. En yüksek oyu alan Profesör Doktor Mustafa Safran ise AK Parti hükümetinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfredat yenileme ekibine katılmaya yeşil ışık yaktığı için Sezer tarafından veto edildi. Bir oyla rektör olan Gökçebay ise 2011 yılında görevinden istifa ederek CHP'den milletvekili adayı oldu. Profesör Doktor Fazıl Necdet Ardıç, Pamukkale Üniversitesi'ne 2007 yılında yapılan seçimlerde en çok oyu alan rakibinin yerine Ahmet Necdet Sezer tarafından rektör atandı. Ardıç, AK Parti'ye kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun da damadıydı. Görev süresi sonunda üniversitede yapılan rektörlük seçimlerine bu sefer rektör avantajıyla girse de kazanamadı. Atanamayan rektörler de var. Profesör Doktor Rıza Ayhan, 2004 yılına girdiği Gazi Üniversitesi rektörlük seçimlerinde 399 oy alan rakibini 3'e katlayarak 1064 oyla ilk sıraya yerleşti. Ancak üstü çizilerek saf dışı bırakıldı. Ayhan, hükümetin YÖK yasası önerisi için üzerine çalışılabilir yorumunu yaptığı için Cumhurbaşkanı Sezer'in öfkesinin kurbanı oldu. Yıllar sonra girdiği seçimlerden yine birinci çıktı ve bu sefer rektör atandı. Çankaya'da Sezer dönemi kapanmıştı. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ferit Bernay, hakkında Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yolsuzluk raporuna rağmen 2004 yılında Cumhurbaşkanı Sezer tarafından yeniden atandı. YÖK tarafından soruşturma izni uzun yıllar verilmeyen Bernay, 2009 yılında ceza alabildi. Üniversitede yolsuzluk yapmaktan yargılanan Bernay, yüz binlerce liralık para cezasına çarptırıldı. Kocaeli Üniversitesi'nde ise görülmemiş bir halef-selef değişimi yaşandı. CHP'li eski bakan Ahmet Şener'in kızı olan Sezer Şener Komsuoğlu, rektörlük koltuğunu kocası Baki Komsuoğlu'ndan devraldı. Onayı ise yine dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer vermişti. Sezer Komsuoğlu, rektör olmadan önce ise iki kez CHP'den, bir kez de DSP'den milletvekili adayı olmuştu. Yine Sezer, 60 oydan 19'unu alan Adnan Şişman'ı Uşak Üniversitesi'ne, 72 oydan 11'ini alan Selahattin Salman'ı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne, 41 oydan 8'ini alan Osman Metin Öztürk'ü de Giresun Üniversitesi'ne atadı. Laik ve demokratik cumhuriyetin temel kurumlarından cumhuriyete, Atatürk ilke ve değerlerine sahip çıkmak, ülkenin ve toplumun gereksinimlerine yanıt oluşturma kararlılığı içinde çalışmalarını sürdürmekte, Aydınlık Türkiye'nin çağdaş bir eğitim kurumu olarak yüklendiği yüksek sorumluluğu başarıyla yerine getirmektedir.